Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de solunum sistemini... Evladım nefes al bakayım. Harika. Yuh. Evladım aygır mısın? Nasıl bir nefes alma bu? Allah Allah. Evladım aygır gördün mü hayatında hiç? Hocam aygır görmedim ama iki kez beygire bindim. Ha beygir ve aygır aynı şey değil mi? Su beygiri. Ha. Bir de su aygırı var hocam. Su aygırı var doğru. Bir de 350 beygir arabalar var hocam, o ayrı bir şey. Saçmalamayın kes. Solunum sistemi deyince aklınıza bak. Doktora gidince sırtını aç. Ben açmıyorum hocam. Soğuk bir şey yapıştırır. Açmıyorum hocam ben. Ne alakası var? Şey. Oğlum doktora gidiyorsun, saçmalama. Açmam hocam. Her tarafını açabilirsin doktora gidince. Hayır. Bak yapıştırdı stetoskopu arkana. Sonra hocam, bir soğukluk hissediyorsun ya. Ulan zaten hastasın, bir de soğukluk hissediyorsun. Ben doktorların bu oyunu hiç sevmiyorum, açık konuşayım. O yüzden stetoskopu ısıtıp koyuyorlar hocam. Stetoskopu lütfen mikrodalgada ısıtın, sonra sırtımıza koyun kardeşim. Aynen hocam, böyle bir şey olmaz. Besinleri parçalamak için bizim neye ihtiyacımız var Tonguç? Bıçağa hocam. Hayır evladım. Oksijene ihtiyacımız var. Ha. Yani oksijen olmadan besinlerdeki enerjiden yararlanamıyoruz. Ve bu oksijeni de nereden alıyoruz Tonguç sence? Marketten alıyoruz hocam. Hayır efendim, oksijen tüplerinden alıyoruz. Nasıl oksijen? Ben de senin gibi saçmalamaya başladım. Akciğerlerimizden alıyoruz evladım. Pardon. Nefes aldığın zaman hava nereye giriyor? Akciğerlerine giriyor. Solunumla vücudumuza oksijen alıyoruz. Havaya girmek nedir hocam? Havaya girdi diyorlar mesela. Hava bize giriyor ama biz havaya nasıl giriyoruz? Havaya girdi işte derken bana diyor yani. Tonguç iyice havaya girdi diyorlar geçen. Ha, moda girdi yani. Ha, böyle bir anladım. Havalandı. Bir, yani bir şey oldu yani. Kalktı falan demek istiyorlar. Oksijen alıp karbondioksit veriyoruz vücuttan dışarıya. Karbondioksit dediğimiz şey de vücudumuzda oluşan zararlı bir madde. Ondan kurtulmamız gerekiyor. Karbon monoksit gibi. Karbon monoksit zehirli, bayağı zehirli. O karbondioksit vücudumuzda oluşuyor mu hocam karbon monoksit? Tabii. Solunum sisteminin elemanlarına bir bakalım Tonguç. Solunum sistemindeki en önemli elemanlardan bir tanesi bir kere akciğerler. Ayın elemanı sistemi... akciğer seçildi. Hayır, zaten her zaman solunum sistemi deyince aklımıza akciğer gelecek. Peki ama akciğere gelinceye kadar aslında bir sürü şey oluyor. İlk başta nefesi ağızdan almak daha hayırlı bir şey. Eğer nefesi ağızdan tam tersini söylüyorum. Nefesi burundan almak daha hayırlı bir şey. Ha. Eğer ağızdan alırsan nefes pis bir şekilde akciğerlerine girebilir. Akciğerlerini hasta edebilir. Hatta soğuk havada kesinlikle burundan almalısın. Çünkü burun çok enteresan, biliyor musun? Nefesi aldığın zaman burun içeri giren havayı ısıtıyor Tonguç. Ha. Şimdi içeri hava buradan girecek ya Tonguç evladım. Burundan içeriye doğru girerken hava ısınıyor evladım ve rahatlıkla akciğerlerini hasta etmiyorsun. Sakin ol şah. Evladım burnunu bir temizle, Allah senin iyiliğini vermesin. Burundan sonra yutağa geliyor Tonguç. Ama burunda ne yapıyor? Burunun içindeki burun kılları var, biliyor musun burun kılları? Tarıyorum hocam ben her gün. Evet, saçmalama, iğrenç bir adamsın. Burun kılları havanın içindeki tozu tutar. Aynı zamanda burnun hiç kanadı mı evladım? Kavgada oluyor hocam bazen. Ha, burunda niye bu kadar kanayabiliyor biliyor musun? Çünkü burunda bir sürü kılcal damar var. Bu kılcal damarlar, o yüzden kırmızı burnun içi. Kılcal damarlar havayı ısıtmaya yarayan kalorifer petekleri gibi düşün. Bu kalorifer peteklerinden geçen hava içeriye doğru ısınıyor. Ama ağzında öyle bir şans yok. O yüzden mutlaka burnundan nefes almaya çalış. Temizlendi. Ondan sonra bir de sümük var mı evladım sende hiç? Sümük problemi. Hayır, hiçbir zaman olmuyor hocam. Ben tertemiz tutuyorum. Özel bir temizleyici makine aldım. Hayır, anti sümük çok koyuyorsunuz, çok rahat temiz tutuyor. Çok kuru tutmak da kötü çünkü aslında o sümük dediğimiz şey mukus tabakası. Mukus tabakası havadaki toz ve pisliklerle karşılaşınca sümüğe dönüşüyor. Mukus ve kusmuk aynı şey mi hocam? Hayır, mukus dediğimiz şey senin yaptığın bir salgı. Dolayısıyla şeyde de var, yemek borunda falan filan da var. Dolayısıyla bu pislikleri tutuyor, bak kıllar. Mukus pislikleri tuttu mu? Tuttu. Aynı zamanda kılcal damarları ısıttı mı? Girdi içeriye, yutaktan geçti. Yutak yemek borusuyla nefes borusunu ayıran ara geçiş. Buradan geçtikten sonra gırtlak dediğimiz, hani bazılarında erkeklerde böyle çıkıntı olur. Bu Adem elması derler bu çıkıntıya. Bu gırtlak dediğimiz kemikten de geçerek, ama kadınlarda yoktur bu Adem elması. İçeriye doğru soluk borusuna geldi. Soluk borusundan geldikten sonra 2 tane, bak çok önemli, soluk borusundan sonra 2 tane kanal var. Bir sağ akciğere, bir tane de sol akciğere giden. Bunlara biz bronş diyoruz, ana kanallar. Fransız mı hocam bunlar? LeBronş. Hayır, bronş dediğimiz... LeBron James diye bir basketbolcu vardı hocam. LeBron James evladım, rahatsız. Bronşlardan akciğerlere girdi artık. Akciğerlerin içinde de bronşların dallara ayrı, sanki ağaç gibi düşün. Ana gövdesi. Vücudumuzda işte ağaç mı var hocam? Aynen ağaç gibi. Akciğerlerin içi böyle bronşçuklar, yani dallarla dolu. Yani şuna biz aslında ağacın dalları diyebiliriz. Tamam mı Tonguç? Anladım hocam. Bu soluk borusu ve bronşları da ağacın gövdesi diyebiliriz. İkimiz bir bronşun güller açan dalıyız. Ardından içeriye girdikten sonra akciğerlere girmiş oluyor. En sonunda da alveollere gelecek. Hocam şimdi, ne oluyor ya? Alveol dediğimiz zımbırtıya şuradan bir bakalım. Alveol dediğimiz zımbırtı şu. Hani şimdi bronştan girmişti ya. Pardon, soluk borusundan girmişti ya Tonguç. Burası bizim soluk borumuzdu. Bu insanın boruları yenilemek lazım değil mi hocam arada bir? Hani binaların boruları yenileniyor ya. Biz de kendi borularımızı yenilemeli miyiz sizce? Hayır canım, saçmalama. Ondan sonra bir sürü bronşçuğa ayrıldı. Ve bu bronşlukların uçlarında ne var biliyor musun? Böyle kesicikler var Tonguç. Her birisinin içinde bir balon gibi böyle kesicikler var. Bu kesiciklerin içinde hava giriyor Tonguç. Biz bu kesiciklere alveol diyoruz. Alveol. Alveoller de. Alveol. Alveoller çok enteresan. Alveoller şöyle Tonguç. Bu kesicikse bu alveolin etrafında böyle bir sürü kan damarı var, tamam mı? Bu kan damarları alveolin içine giren havanın içindeki oksijeni alıyorlar Tonguç. Karbondioksiti oraya veriyorlar. Mesela bu alveol ya, bak şu kesici görüyor musun? Böyle şekilli de olabiliyor. Kan damarı da bunun yanında. Şimdi alveolden kan damarına karbondioksit geçiyor Tonguç evladım. Kan damarından, pardon özür dilerim, oksijen geçiyor. Ne adamım ya. Alveolden kan damarına oksijen geçiyor. Temiz bir şey geçiyor yani. Kan damarından da alveole karbondioksit geçiyor Tonguç. Yani pis bir şey geçiyor. Anlaştık mı evladım? O zaman bak, buradan buraya geçiş var dersek alveolden kan damarına oksijen geçecek. Buradan buraya geçiş varsa dersek karbondioksit geçecek. Anlaştık mı evladım? Anlaştık hocam. Aynı zamanda artık bunu oksijen aldı ya kan. Kan oksijen aldıktan sonra temizlenmiş oluyor. Bu temiz kan buradan giderek vücudumuzdaki hücrelerin yanına geliyor. Hücrelerin yanına geldikten sonra kanın içindeki oksijen hücrelere geçiyor, aktarılıyor. Kandaki oksijen hücrelere geçiyor. Ama hücrelerdeki karbondioksit de içine giriyor hücrenin. Anlaştık mı evladım? Yani tam tersi oluyor. O zaman ne oldu kan? Karbondioksiti aldığı için kirlenmedi mi? Kirlendi hocam. O kirli kan tekrar akciğere, yani alveollere gelip tekrar burada bir temizleniyor. Oksijen alıp karbondioksit veriyor. İşte bu gaz değişimine biz alveollerde gaz değişimi diyoruz. Buradaki gaz değişiminde ise dokularda, yani hücrelerimizde gaz değişimi diyoruz evladım. Anlaştık mı evladım? Anlaştık hocam. O zaman ne yapıyormuş alveollerde? Kan damarları oksijen alır, karbondioksit verir. Burada ise kan damarları dokularda oksijen verir, karbondioksit alır diyoruz. Kan damarları için söylüyoruz bunları. Hocam benim kanım temiz mi, kirli mi sizce? Senin kanın evladım sürekli kirlenip sürekli temizleniyor. Öyle bir dolayısıyla şey yok yani. her saniye oluyor bu aslında. Bana arkadaşlar hürkan diyorlar hocam. Ne demek evladım? Yani çok özgür bir kana sahipmişim. Ha, hürkan. Özgür bir ruhum var. Anladım. Öyle bir Rambo film var. Rambo vardı değil mi hocam? Şimdi bak, soluk alma olayı sırasında şöyle oluyor. Burnundan nefes içeriye girdi. Ondan sonra soluk borundan bronşlardan geçti. Bronşluklardan geçip alveollerin içine, sakin ol şampiyon. Kaburga arası kaslar ve diyafram kasılıyor. Kasıldı mı hocam? Çünkü soluk alma sırasında ne olması gerekiyor? Akciğer bölgesinin genişlemesi gerekiyor. Bunun genişleyebilmesi için kaslarımızın kasılması gerekiyor. Diyafram kasları kasıldığı zaman şöyle, diyafram düzleşiyor. Kaslar diyafram kasılır. Ne demek biliyor musun Tonguç'um? Diyafram düzleşir. Diyafram evladım şöyle, akciğerlerimizin altında bulunan bir şey, kas çeşidi. Akciğerlerimizin altında, akciğerlerimizi iç organlarımızdan ayıran bir kas yumağı diyebilirsin. Diyafram kasıldığı zaman düzleşiyor Tonguç. Göğüs boşluğu bu sayede genişliyor. Normalde diyafram şöyle duruyor Tonguç. Ama sen akciğerlerine nefes aldığın zaman, burada akciğerlerin vardı ya. Nefes aldığın zaman akciğerlerin büyüyecek ya artık. Akciğerlerin büyüdü. Diyafram o yüzden düzleşiyor. Ha. Bu soluk alma sırasında olan zımbırtı. Bu da soluk verme sırasında olan zımbırtı. Her saniye soluk alıp vermiyor musun? O zaman göğüs boşluğu genişliyor. Akciğerlerin hacmi artıyor zaten normal olarak. Ve vücuda oksijen alınıyor. Peki tam soluk verme sırasında ise diyafram artık akciğerlerin hacmi azaldığı için kubbeleşiyor. Yani Diyafram gevşiyor. Yani kubbe şeklinde oldu demiştik. Kubbeleşir diyelim diyaframa. Diyafram gevşiyor, kaburga kasa gevşiyor. Her şey gevşiyor yani soluk verme sırasında. Çünkü soluk alma daha önemli. Soluk almada çalışıyorsun. Soluk vermede oh be ferahlıyorsun. Oh. Göğüs boşluğu daraldı. Akciğerlerin hacmi azaldı. Ve vücuttan karbondioksit atılıyor Tonguç. Buradan git, ne veriyorsun? Git, pis karbondioksit git. Karbondioksit veriyorsun. Deminkinde ne yapıyordun? Hemen son bunu gösteriyorum. Deminkinde soluk alma sırasında da oksijen alıyorsun diyebiliriz. Oksijen alıp karbondioksit veriyoruz. Çok uyanırız biz hocam. Bu kadar basit bir şey. Ya, o zaman ödüllü temiz sorumuzu yap, cevaplara gönder. Tabii canım, temiz hava bizim çok önemli. Tonguç Akademi konuda videoları bombardıman şekilde devam ediyor. Bu videoyu like etmeyi unutma. Bir önceki ve bir sonraki videomuz.